İyi akşamlar sevgili seyircilerim. Bir arada bir programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yayın döneminde bu arada bir programına eğitim ve kültürle ilgili konuklarımı alacağım. Özellikle Sivas merkezde olacak. Sivas'ın eğitim ve kültür meselelerini konuşacağız. Sivas'ımızı anlatacağız. Sultan şehrimizi anlatacağız. Dün 2014-2015 eğitim öğretim yılı başladı. Ben de bir öğretmen olmam hasebiyle çok mutlu ve de çok gururluyum. Duyguluyum. Onlarca, yüzlerce, binlerce öğrencimiz hocalarının yanlarına gittiler. Hazreti Ali diyor ki, bana bir harf öğretenin kulu, kölesi olurum. İşte öğretmen bu kadar değerlidir. O eli öpülesi insanlar bu kadar değerlidir. Tüm öğretmenlerimizin bu güzel gününü kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Karkış demeden, mesafe tanımadan, sırf öğrencilerine yararlı olmak için koşuşturan ve İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya bu nice okumaktır sözü gereği. Bir harf öğretmek için bütün ömrünü feda eden öğretmenlerimin, benden yaşlı olanlarının ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ben de bir öğretmenim. Onlarca, yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirdim. 38 senedir bu görevi yapıyorum. Bugün derse girdiğim zaman sanki bugün göreve başlamış bir insan gibi giriyorum. Gerçekten annesinin, babasının bize emanet ettiği o güzelim gençleri bir emanet gibi korumak, kendi çocuğu gibi sevmek, hatta bazen kendi çocuğundan daha üstün tutmak. İşte biz öğretmenlerin görevi. Onun için öğretmenleri anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ya öğrencilerimiz, onlar bizim canlarımız. Onlar bizim evlatlarımız, onlar bizim emanetlerimiz. Gerçekten yurduna, vatanına bağlı yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün özellikle Sivas denilince üniversitemiz akla geliyor. Gerçekten ismini tarihten alan, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir üniversiteden bahsediyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi. Ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Faruk Kocadik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili hocam. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Bu arada bir programının bu yeni yayın döneminde ilk konuğum sizsiniz. Şeref verdiniz efendim. Sizin de bu öğretmenler günü, gönlü demeyeceğim de öğretmenler, eğitim öğretim yılı ile ilgili düşüncelerinizi kısa kısa aldıktan sonra konuşmamıza geçebiliriz hocam. Buyurun. Öncelikle arada bir programınızın yeni başlamış olması nedeniyle hayırlı olmasını diliyorum. Ve ilk konu olma şerefini nail ettiğinizde teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Program vesilesiyle de ilkokuldan üniversiteye kadar her kesimdeki eğitim öğretim hayatında yer alan öğrencisinden öğretmenine kadar herkese de sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum. İnşallah huzurlu, rahat, problemsiz bir eğitim-öğretim dönemi geçiririz. Bu şekilde tamamına ulaşırız. Tabii çok teşekkür ederim. Bir üniversitenin şehir için önemini anlatmaya gerek yok. Evet. Bacasız fabrika diye isimlendiriliyor. Bakınız bugün, dün, bugün Sivas'ta bir canlılık var ki hocam her taraf cıvıl cıvıl kaynıyor. Herkes memnun. Esnaf memnun, insanlar memnun, ev sahipleri memnun, herkes memnun. Hocam bu yıl üniversitemizde öğrenci sayısı ne kadar? Kaçtan kaça çıktık hocam? Şu an bugünkü rakam itibariyle 47.806 öğrencimiz var. Evet hocam. Bu her gün değişiyor. Nedeni de şu. Biliyorsunuz geçen sene 45.000 öğrencimiz vardı. 9.000'e yakın da öğrenci mezun oldu. Her gün çıkışın alan var. Yüksek lisans doktora kaydı yapan var. Rakam değişiyor. Evet. Dolayısıyla sanıyorum bir aya kadar tam kesin rakamımız oluşacak. Birinci sınıflara 10.035 kişi kayıt yaptı bu sene. 10.000? 10.035 kişi. Zaten kontenjanımız 12.400'dü. Yani 1530 civarında bir boşluk var. Ekim ayındaki ek yerleştirmede de büyük bir ihtimalle bunlardan bir kısmı kayıt yapacak.
Dolayısıyla rakamımız biraz daha yükselecek diye tahmin ediyorum. Bu 47 binin yüzde kaçı merkezde, yüzde kaçı diğer ilçelerimizde 4600 hocam? 4600 kadarı ilçelerde, evet. Onun dışındakiler merkezde. Yani şöyle diğer bir deyişle 47 bin aile, evet. Şu anda üniversitemizi ziyaret ediyor, üniversitemizi geziyor, üniversitedeki evladını merak ediyor değil mi, evet, hocam? Aynen öyle. O zaman biz bu 47 bin aileye Kanal 58 ekranlarından onları rahatlatacak üniversitemizin imkanlarını göz önüne serelim diyorum. Önce tabii bir öğrenci neyi düşünür hocam, nerede kalacağım? Yani yurt imkanı nedir, şehirde nasıldır? Buyurun hocam. Yurt imkanlarımız kısaca şöyle. Kredi Yurtlar Kurumu bizim üniversite kampüsü içinde biliyorsunuz. Onların 4300 kadar bir kapasitesi var. Fakat yetmiyor. Öğrencilerimizin %33'ü Sivaslı, %67'si Sivas dışından geliyor. Yani neredeyse 3'te 2 değil mi hocam? 3'te 2'si Sivas, evet, dışından geliyor. Dolayısıyla 4300 yetmez. 330 kişi de bizim özel yurtlarımız var. Üniversiteye ait. Mahir Tevrüs, Lütfü Abay, kız ve erkek öğrenci yurduyla üniversite otelinin kızlara ayrıldığı 110 kişilik kapasitesiyle beraber bilemediğin 4600 civarında bir kapasite. Hocam bizim, özür diliyorum. Bu yurtları da veliler merak ederler. Evet. Nasıl yani, böyle sıradan bir yerler mi yoksa bir otelden daha güzel bir yerler mi? Nasıl bir yerler buralar, doğru, hocam? Özel yurtlarımız, o 330 kişi olan özel yurtlarımız ikişer kişilik, sabah kahvaltısı veriliyor. Ve bu yukarıda üniversite otelinin birinci katında kalıyorlar. Biz tamamını vermiyoruz. Sadece kız öğrencilerimizin, evet, bir mağduriyet yaşamaması açısından öyle bir imkan sağladık. Oteli diğer amaçlarla kullanıyoruz. Mahir Tevrüz Lütfü Abay yurdunda da aynı şekilde kız ve erkek ayrı ayrı binada, aynı binanın ayrı taraflarında, girişleri ayrı, kahvaltıları veriliyor. Çalışma yerleri, imkanları var. İnternet. Etüt odaları var, internet var, kablosuz internet var. Çok güzel. Bu şekilde bütün yurtta olması gereken, aranacak her şey var. Ama şunu da ekleyeyim. Tabii bu yurdun sayıca azlığı bizim ilk göreve başladığımızda da en çok üzerinde durduğumuz konuydu. Ve iki yıldır biraz geçti, Ağustos, Eylül ayı itibariyle. Yurt ihtiyacını dikkate alarak üniversite vakfımızın arazisine şu anda biten 1400 kişilik bir yurt yapıldı. O da ihtiyaca cevap veriyor, dolmak üzere. Şubat'ta da bitecek olan 1600 kişilik bir yurt daha var. Maşallah. Tabii bir de buna Kredi Yurtlar Kurumu'nun yapmayı planladığı ihalesi bitmiş, ancak ufak tefek itirazlarla pürüzleri olan bir inşaatı var. 7 blok yapacak, 7 artı zemin. O da 3000 kişilik, 3250 kişilik hatta. Dolayısıyla Kredi Yurtlar'ınki de bittiğinde Sivas'ta kampüsümüz içinde 10 bin kişilik bir yurt kapasitesi ulaşacak. Ben şunu vurgulamak istiyorum özellikle bizi Sivas dışından izleyen seyircilerimize, velilerimize. Çocuklarınız çok şanslı. Yani Sivas Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi tek kampüs içinde, şehirden 5 kilometre uzakta. Ve o dediğimiz yurtlar da hepsi yürüme mesafesinde. Yani sabahleyin kahvaltısını yaptıktan sonra yürüyerek gidiyor. Evet. Zaten 5 dakika falan sürmez değil mi hocam? Sürmüyor. Bir otelimiz yukarıda. Ona da kampüs içi kendi küçük otobüslerimizle, evet, belli saat başları veya yarım saatte bir eğitim öğretim zamanında sabahtan akşama kadar ulaşım hizmeti veriyoruz. Hocam siz de öğrencilik yaptınız, biz de öğrencilik yaptık. Evet. 70'li yıllarda yurtların durumunu biliyordunuz. Yani şimdi iki kişilik odalar, efendim televizyon imkanı, kablolu internet imkanı. Tabii bizim öğrencilerimiz buna layıktır. Yani biz, evet, de yok diye onlar demiyorum. Onlar daha ilerine layıktırlar. Yeter ki oranın hakkını vererek okumasını becerebilsinler ki ben hepsinden de son derece memnunum. Tabii bu yurt ihtiyacında şehirde özel yurtların olduğunu da, tabii, bildirmekte yarar var. Tabii, hadi tabii. Ev kiralıyorlar. Sivaslı hemşehrilerimiz onlara evlerini veriyor. Böylece tahmin ediyorum bu öğrenci, buraya gelen öğrencinin ben nerede kalacağım? Özellikle biliyorsunuz ya hocam, Sivas'ın kışı biraz sert derler. Gerçi o eski sertlik de kalmadı ama nerede kalacağım diye bir problem herhalde artık çok kısa zamanda yok olacak. Yok değil hocam, mi? Benim bildiğim kadarıyla 2 yıldır şehirde de biraz önce söylediğiniz gibi şehirde de çok güzel yurtlarımız var. Ayrıca çok güzel bir de uygulama var. Sivas halkı çok misafirperver.
Öğrencilerimiz evlerini kiralıyorlar. Onlar da bu şekilde iki taraflı memnuniyet sağlıyor. Dolayısıyla ev problemi, yurt problemi şu anda Sivas'ta yok. Yani onlar evet, kendi evlatları gibi var. Kabul ediyorlar tabii, değil tabii, mi hocam? Tabii. Her ne kadar Sivas'ın iklimi sertse insana da merttir, alçak gönüllüdür, sevecendir. Hocam kalacak yerimizi ayarladık. Tabii bundan sonra nerede karnımı doyuracağım? Yani onlar ki annelerinin dizlerinin dibinden daha yeni ayrıldı 10 bin öğrenci. Hatta bazen yemek beğenmedi. Şusu biraz yağlı olmuş falan dedi. Biz burada onlara ne ikram edeceğiz? Nasıl imkanlarımız var? Üniversitenin ne imkanı var hocam? Üniversitemizde yemekhane, 3 katlı öğrenciler için yemekhane var. Personelinki ayrı zaten, evet. Onu saymıyorum. Bu yemekhanelerimizde tabii kapasite arttıkça, öğrenci kapasitesi arttıkça yetmiyor. İkinci yemekhanenin yapımına başladık. O da yakında bitecek. İkinci yemekhane, evet. Düşünün. Binalar tabii mesafeleri de arada mesafe olduğu için öğlen saatinde gelip gitme problemi olmasın diye herkes kendine en yakın yemekhanede yesin diye ikinci binada bitmek üzere. İkinci bina bitene kadar da şöyle bir tedbir aldık. Yeni açılan iletişim, eğitim, tıp fakültesi, dişçilik gibi binalarda sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığınca öğle yemeklerini biz götürüyoruz. Kafeteryalarında, yemekhanelerinde yiyorlar. İnşallah ikinci yemekhane en kısa sürede başlayacak, kapasite bitti. O zaman hepsi yemekhanelerinde yiyecek. Hemen şunu da ekleyeyim. Göreve başladığımda 2 sene önce 4 kap yemek öğrencilerimiz için 1 lira 75 kuruştu. Öğrencilerimiz pahalı buldular. 1,5 lira indirdik. O günden beri hala kartla yemek yiyen öğrencilerimiz 1,5 liraya öğle yemeği yiyor. Ama fişle almak isterse kart kullanmayacağım diye onlara 2 lira. 2 lira. Şimdi evet, özellikle sevgili velilerimize ben buradan seslenmek istiyorum. Bakınız 4 kap yemek, altını da çiziyorum, 1,5 lira. Yani şöyle düşünüyorum da ben herhalde bir ekmek parası yanına da bir peynir falan alamaz. Ama bu devletimizden Allah razı olsun, bu yönetimimizden Allah razı olsun. Yani gerçekten 1,5 liraya yemek vermek gayet güzel bir şey. Ayrıca tahmin ediyorum her fakültenin kantininde de tabii, kendi imkanlarıyla o yemekleri beğenmeyen tabii, veya yemek istemeyenler için de her fakülte binası veya yüksekokul binası içinde kantin de var sizin de söylediğiniz gibi. Orada da fiyatları devamlı kontrol ediyoruz. Ola ki yeme imkanı bulamamıştır, yetişememiştir veya beğenmemiştir. Bunlar için de vakıf, üniversite vakfının kantinleri hizmet veriyor. Değişik seçenekler var. Pideden köfteye kadar, kebaptan tosta kadar öğrencinin sevebileceği, evet, arzu edeceği her türlü imkan hocam, orada sunuluyor. Ben öğrenciyiz. Ben kendimi öğrenci kabul ediyorum. Yemekhanede yemedim. Kantinde de yemedim. Şehre de gitmek istemiyor canım. Ne yapacağım? Yakınlarda bir şey var mı hocam? Tabii. Kafeteryalarımız var. Dışarıda da var. Sadece binaların içinde değil. Değişik atlarda oturabilecekleri, sadece yemek yemek değil. Sadece çay içmek için, sohbet etmek için oturabilecekleri birçok kafeteryamız var. Hemen hemen üniversite kampüsü içinde dağınık bir vaziyette her binaya yakın olacak yerler var. Bunlar da işte Oba Kafe, Yıldız Kafe, Nokta Kafe, Albatros gibi böyle değişik isimlerle anılan birçok kafemiz var. Diyor ki işte ben bugün yemekhaneyi ne binada yemek istiyorum, ne kantinde, dışarıda açık havada oturmak istiyorum ki kapalısı da var. Veya kafeteryanın kapalı kısmında yemek istiyorum. Orayı da kullanabilir. Özel teşebbüs var mı hocam üniversite kampüsünün yakınlarında? Bir tanesi var. Orada evet, Pehlivan diye bir mekanımız var. O Sağlık Kültür Dairesi'nden kiralamış bulunuyor, evet, Sağlık Kültür'den. Onun dışındaki hepsini vakıf işletiyor. Evet. Veya bir tanesi de vakıfın hizmet alımı yaptığı bir kafeterya yani var. Tamamen, onun dışında hepsi vakıf. Tamamen sizin kontrolünüzde, evet, fiyattan. Artık kalacak yerimizi ayarladık hocam. Karnımız da doydu. Evet. Peki şimdi tabii hepimizin maddi imkanı yerinde değil. Kıt kanaat geçinen velilerimiz var. Onlar da merak ediyorlar. Diyorlar ki acaba üniversite öğrencilerimize, evlatlarımıza bir burs imkanı tanıyor mu? Ne yapabiliriz diye sorarlarsa ne diyeceğiz hocam? Şöyle söyleyebiliriz. Bursla ilgili olarak önce Sağlık Kültür Dairesi part-time öğrenci çalıştırıyor. Yani maddi imkanı az olan öğrencilere
200 civarında, 160'da 200 civarında öğrenciye boş zamanlarında çalışması karşılığı ücret veriyor. Özür diliyorum hocam, bu çok önemli. Evet. Yani bu öğrenci hem okuyor, evet, hem yemeğini yiyor, hem de harçlık alıyor. Aynen öyle. Hocam ne kadar güzel bir şey bu. İkincisi, üniversite vakfımız burs veriyor. Bu burs geçen eğitim öğretim döneminde 250 kişiye kadar çıktı. Bu sene biraz daha artacak. Vakfın gelirleri de arttı. Dolayısıyla biz zaten vakfın gelirlerini tamamını bu süreçlere harcıyoruz. Burs veriyoruz. Ve sadece burs değil, mesela ilk 5000'de üniversitemizi tercih eden öğrencilere de laptoptan değişik hediyelere kadar hediyeler veriyoruz. Bir de burs demeyelim de ona da katalım. Fakir öğrencilerimize, bölümleri tarafından maddi durumları iyi olmadığı bildirilen fakir öğrencilerimize olabildiği kadar öğlen yemeğini ücretsiz fiş vererek karşılıyoruz. Peki ben mesela falan bölüme gittim, öğrenciyim. Bölüm başkanlığına mı müracaat edeyim hocam? Danışmanlarına. Danışmanlarına. Her bölümde her sınıfın bir danışmanı, evet, var biliyorsunuz. Danışmanlar aracılığıyla kendi taleplerini danışmanlarına iletiyorlar. Onlar bölüm başkanlığında toplanıyor. Evet. Bölüm başkanlığı bize listeyi bildiriyor. Biz de o listeleri esas alarak maddi durumu iyi olmayan, öğle yardımından, öğle yemeği yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerimize olabildiğince imkanlarımız ölçüsünde bunu da sağlıyoruz. Bir de bizim ikinci öğretimimiz var hocam, gece, evet, öğretimi. Gece öğretimine gelen öğrencilere yemek imkanımız var mı? Yemek şöyle yaptık Sayın Hocam. Şimdi 5'te başlıyor biliyorsunuz ikinci, evet, öğretim. 5'te başlayan ders 9 veya 10'da bitiyor. Evet. O saatte yemek versek kimse yemiyor. Evet. Ama talebe göre biz 4-4.30'da geçen sene sadece çorba ikramı yaptık. Bu sene de ilk fırsatta önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle başlayacak. O saatlerde öğrencilerimize çorba ikramı ücreti yapacağız. Var mı bunun? Ücreti geçen sene ilk başta yoktu. Sonra 50 kuruş olarak, evet, evet, çok cüzi miktarda verdik. Şimdi talebe göre yeniden, eğer çok cüzi olursa biz vereceğiz. Çok fazla talep olursa çok cüzi yani bir bunu miktarda da gece öğretimi sunacağız dediğimiz ikinci öğretimde, evet, okuyan öğrencilerimize duyurmuş olalım. Akşam 16-17 arasında çorba verilecek. Eğer talep çok olursa ücret çok cüzi bir, evet, 50 kuruş gibi bir sadece maliyetini karşılayacak bir ücret alınacak. Ama kantinlerimiz de biliyorsunuz 9'a kadar açık olacak. O da yani önemli hocam. Yani o gece eğitimine gelen öğrencilerimiz de ihtiyaçlarını kantinlerimizden, evet, kafeteryalar açık mı hocam? İşte kafeteryalar da açık. Evet. Hepsi. Yani o zaman belli bir saate kadar oturabilir. Yani şunu diyebilir miyiz? Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelen bir öğrencinin yemek derdi diye bir şey olmasın, düşünmesinler. Her ne kadar annelerinin yaptığını tut, değil mi hocam? Yani tutmaz ama olsun, onlara da biz de aynı yemekten yediğimizi ben söyleyelim. Yani bizim personelimiz de genelde benzer yemeklerden yiyor. Evet. Hocam kampüs şehrin dışında. Öğrenci günlerini nasıl geçiriyor hocam kampüste? Ne yapıyoruz? Yani ne gibi imkanlar sunuyoruz? Genellikle ders saatlerinde sınıfta oluyorlar. Tabii. Ders saatleri dışında öğrencilerimizin faydalanabilecekleri birçok imkan var. Başlayalım işte, kütüphanede ders çalışmak istiyorsa çalışabilir. Kütüphanemizde 330 kişilik ana kütüphanede çalışma imkanı var. Hangi zamanlarda açık hocam? Saat akşamları sabahtan başlıyor. Akşam 10'a kadar açık olacak. Evet. Öğrenci arkadaşlarım, evet, bakın buraya da dikkat ediniz. Saat 10'a kadar kütüphanesi, üniversitenin kütüphanesi açık. Eğer evet, personel hocam imkanını artırabilirsek bunu 12'ye kadar 12, da çıkarmayı, evet, planlıyoruz ama şu an için bu hazır değil. Kütüphanede ders çalışabilir. Zaten kütüphane yetmiyor da ikinci kütüphaneyi de yapmaya başladık. Onu da bu vesileyle söyleyeyim. Çok güzel. Ders çalışmayacağım, başka imkan arıyorum diyen varsa havuzumuz var. Olimpik, yarı olimpik havuzumuz var. Gidip orada yüzme yapabilir. Onun dışında sportif faaliyetler var. Sağlık, kültür, spor dairemizin organize ettiği. Bu basketbol, voleybol, handbol, tenis, aklına gelebilecek diğer sporlar, folklor, müzik, hepsi var. Bunlar kurslar ve spor faaliyetleri. Öğrencilerimiz bu etkinliklere katıldığı takdirde Sağlık Kültür Dairemiz tarafından onlara hoca tayin ediliyor. Ve bu şekilde ücret var mı hocam? Ücret yok. Sağlık Kültür'de bunu yok. Da bilmemiz lazım, evet, yani. Bu Sağlık Kültür'ün yaptığı, tabii, hizmetlerde ücret alınıyor. Evet. Dolayısıyla böyle imkanlar var. Öğrenci kulüpleri var. Kulüplere ilgi duyduğu alanda katılabiliyor. Mesela hangi alanlarında bizim? Folklordan müziğe kadar. Yani öğrenci yeteneğine göre. Tabii yeteneğine göre katılıyor.
Hatta bazı 22 tane kulübümüz var. Bunların belli bir alanda ilgi duyması gerekmiyor. Bu kulüplerimiz dayanışma için, öğrenci sorunları çözmek için, bir arada olmalarını sağlamak için de var. İstiyorsa onlara da katılabiliyorlar. Ve bunlar etkinlik yapıyorlar. Mesela çok beğendikleri bir ismi, çok tanınmış bir kişiyi davet edebiliyorlar. Biz de bunlara yardımcı oluyoruz. Yani bunlara, evet, benim hoşuma şekilde. Falan sanatçı gitti gidiyor falan gidiyor dediği zaman siz ona destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz. Ne kadar güzel. Yani başka böyle golf molf sahası falan. Golf sahası var ama hiç kullanan yok. Golf pek sevmiyorlar. Futbol sahası. Futbol var, halı saha var, açık var. Tenis kortlarımız var. Kapalı tenis kortu ısıtmalı var. Açık var. Yani öğrenci bu 24 saatini uyuması ve ders saati dışında sıkılırsa. Zaten kampüsün de konumu çok güzel biliyorsunuz hocam. Yemyeşil her taraf. Orada insanın gezerken içi açılıyor. Hatta evet. Bazı öğrenciler şehirden sıkıldıkları zaman orada gelip böyle dolanıyorlar. Kütüphaneden bahsettik. Evet. Ben bir de çorba ikramı diye bir şey duymuştum hocam. Kütüphanemiz nasıl? Ne kadar kitabımız var? Şöyle, ne gibi imkanlar sunuyoruz orada? Şimdi çorba ikramını şunun için yaptık. Ben kendi öğrenciliğimde çok sıkıntı çekmiştim kütüphanede. Uzun bir çalışma dönemi süresi olduğunda işte çıkıp da dışarıda bir şey yemek ya da kantin yoksa açlığı gidermek mümkün olmuyordu. Çalışma verimini düşürüyordu. Onu düşünerek kütüphanede çalışmayı da teşvik etmek amacıyla orada uzun süre çalışanları da sıkıntıdan kurtarmak amacıyla bizim hediyemiz olarak kütüphanede çalışma dönemlerinde, özellikle sınav dönemlerinde bir çorba ikramımız olmuştu. Kütüphanedeki imkanları şöyle söyleyeyim. Biraz önce söyledim. 330 kişilik şu anda oturma kapasitesi olan bir kütüphanemiz var. Ama her fakültenin de kendi küçük çaplı da olsa kütüphanesi var. İşte tıp fakültesinin diyelim 100 kişilik, mühendis fakültesinin ona yakın böyle. Merkezi kütüphane bu şekilde. 1 milyon elektronik orada kitap var. Aa çok güzel. 63 bin tane basılı kitap var. 1520 adet basılı dergi var. 25 adet veri tabanı var. Ama bunlar yetmiyor sevgili hocam. Evet. Yetmediği için ikinci binayı, kütüphane binasını inşallah kısa sürede temelini atacağız. Kalkınma Bakanlığı'ndan onayını aldık. Böylece artan öğrenci sayısına ve talebe uygun olarak da ikinci kütüphanemizi temeline başlayıp kısa sürede hizmete sunmak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi okula girdik, derse girdik, karnımız da doyduk, kalacak yerimiz de tamam, evet. Sportif imkanlardan da yararlanacağız. Fakat üniversiteye nasıl gelip gideceğiz? Ulaşım durumu. Ben siz müsaade ederseniz Sivas'ın ulaşılabilirliğini anlatma açısından Sivas'a İstanbul'dan günde 3-4 İzmir'den uçak olduğunu söyleyeyim. Ben Erzurum'da okudum. Erzurum'a 48 saatte gittiğimi bilirim trenle. Yani biz epeyce sıkıntı çektik hocam. Ya orada araba bulamadık vesaire ama şu anda gençlerimiz gerçekten çok şanslı. Sivas'a gelen gençler de çok şanslı. İşte kameraman arkadaşlarım gösterebilirse arkada şehrimizden değişik görüntüler var. Bir defa tarihi bir dokunun içine giriyorlar. Bir tarafta Selçuklu, bir tarafta Osmanlı, bir tarafta Cumhuriyet'in binalarıyla birlikte bir tarihi koku seziyorlar. Bir de bizim istasyon caddemiz var hocam. Ve şu anda cıvıl cıvıl. Neden? O istasyon caddesi, hatta eskiler anlatırlar. İstasyon caddesi yapılacağı zaman büyükler demiş ki hocam, no kardeşim buraya uçak mı, helikopter mi indireceksin? Ama Türkiye'de istasyon caddesi gibi kaldırımları geniş bir cadde yok hocam. Orada benim güzel hemşerilerim streslerini atıyorlar, güzel güzel konuşuyorlar. Öğrencilerimiz orada geziniyor, ne kadar güzel. İşte şehirle üniversitenin birleşmesi. Peki hocam bu öğrencilerimiz üniversiteye nasıl gelip gidecekler, nasıl gelip gidiyorlar? Şu anda belediyenin anlaştığı Otobüsçüler Derneği var. O otobüste, onların temin ettiği otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Geçen sene o ulaşımda biraz sıkıntılarımız oldu. Ve yaptığımız görüşmelerle otobüs sayısını arttırdık. Bir hat konusunda, güzergah konusunda problem oldu. Onu da bu seneki yaptığımız yeni açılan yollarla çözdük. Onu da örneklendireyim. TOKİ tarafından üniversitemize gelen otobüsler İletişim ve Eğitim Fakültesinden kış şartları nedeniyle geçmekte imtina ediyordu. O yolu da açtık. Dolayısıyla gerek lojmanlardan, gerek TOKİ'den gelen otobüslerde sıkıntı kalmadı. Bu sene de otobüs sayısını artırdık. Artı
ders saatlerini sabah saatlerini ayarladık. Geçen sene de yaptık, bu sene de. Nasıl bir uygulama hocam? Şöyle mesela 16 tane fakültemiz var. Evet. 16 fakültenin 8 tanesi sabah derse 8'de başlayacak. Diğer 8'i 8.30'da. Böylece öğrencilerimiz aynı saatte duraklarda yığılmamış olacak. Bu bir. İkincisi, üniversitede özellikle duraklarda kameralarımız var. Kameralar kondu. Orada eğer otobüsle ilgili bekleme kuyrukları, yığılmalar tespit edilirse anında belediye yetkililerine bu bilgiler ulaşacak ve beklemeyi önlemek amacıyla da hemen ekstra otobüsler sağlanacak. Ama daha da önemlisi, bu bizim genel uygulamalarımız. İki yıldır biz ulaşımı, burada olanlar, yeni gelenler bilmeyebilir ama burada olanlar biliyor. Fadlım Köprüsü var TOKİ tarafından. Oradan gelenlerde de sıkıntı oluyordu hocam. Özellikle sınav zamanları veya sabah saatlerinde kuyruklar oluyordu. Hep dedik ki bu köprüyü, tarihi köprü. Bir şey yapamıyoruz. Yeni köprü lazım. Nihayet belediye başkanımız Sami Aydın Bey, mimar Sami Aydın Bey, bu Fadım Köprüsü ile ilgili ihaleyi bitirdi ve çalışmalara başladı. Yeni köprü yapılıyor. 90 gün sonra. 90 gün sonra, kendisi de öyle ifade etti. Köprü bitmiş olacak. O zaman üniversiteye geliş gidiş de mesafe de kısalmış olacak. Rahatlama da olacak. Ve daha da önemlisi, Yenişehir'den üniversitemize, dişçilik fakültesinin olduğu o alana, cami ile dişçilik arasındaki o göbeğe, kavşağa, direkt bir yol planlanıyor. Belediye başkanı onun hazırlıklarını, ölçümlerine başladı. Ve o yol, geliş gidiş yolu 2,5 kilometre şehirle, Yenişehir'den üniversitemize uzanacak. Artı kenarda yürüme yolu veya bisiklet yolu şeklinde bir yol planlanıyor. Daha ileride kullanılmak üzere ihtiyaç olursa da ortada raylı sisteme imkan sağlayacak bir planlama yapılmış durumda. Şu anda biraz önce anlattığım gibi aldığımız tedbirlerle ulaşımı sorun olarak en asgari indirmeyi planladık. Uzun dönemde de gerek Fadlım Köprüsü gerekse Yenişehir'den üniversitemize bağlanacak olan yolla da büyük ölçüde ulaşım sorununu gidereceğimizi umuyorum. Ayrıca kampüs içinde de binalar arasında özellikle yağmurlu ve soğuk günlerde öğrencilerimizin binalarına yurttan gidip gelebilmesi için kendi üniversitemizin kendi küçük otobüslerini de kullanıyoruz. O da çok güzel. Ben onu soracaktım zaten. Yani ring sistemi dediğimiz bir sistemin üniversitemizde hini hacette, yani ihtiyaç zamanın. Bu Fadlım Köprüsü'nün genişliği falan nasıl hocam? Yani şimdi nasıl bir... Şu andaki köprüde tek bir araba geçebiliyor. Evet. Karşıda araba bekliyor, bir tane geçiyor. Ondan sonra o geçiyor. İki araba yan yana geçemiyor. Ama köprü, tarihi köprü. Evet. Ve benim tespitlerimle köprünün alt tarafında ufak tefek hasarlar var. Yapmayın be hocam. Kullanmaması lazım. Tarihi köprüyü koruyacaksak, yeni bir köprüyü kullanarak, ağırlığı oraya vermeyerek, orayı yürüme yolu olarak kullanmayı tavsiye ediyorum. İnşallah belediye başkanımızın 90 günde biteceğini tahmin ettiği ve ifade ettiği köprü faaliyete başlarsa, Fadlım Köprüsü'nü, tarihi köprüyü biz yürüme yolu olarak kullanacağız. Diğer köprü, yeni köprünün ne kadar genişlikli, yani kaç araba? Geniş giriş ayrı olacak, çok geniş olacak ve ulaşımla ilgili tabii metre olarak bilmiyorum ama iki farklı geliş giriş yolu olacağı için köprüde en ufak bir problem yaşamayacağımız, uzun sürede problem çözüleceğini yani tahmin ediyorum. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. O Fadlım Köprüsü'nde çile çekenlerden biri de benim. Yani şimdi hocam, eğer böyle iki araba aynı anda çıktıysa, bir de yolun ortasında karşılaşıyorsa Allah rast getire diyordum ve çok üzülüyordum. Hatta zaman zaman kavga olabiliyordu. İnşallah bunlara da kökten bir çözüm. Zaten şöyle, kışın eski kışlar da kalmadı biliyorsunuz hocam. Yani öğrencilerimizi, ısınma meselesi nasıl hocam? Yani evimizdeki gibi ısınabiliyor muyuz bu binalarımızda, dersliklerimizde vesaire? Sevgili hocam, bu son dönemlerde doğal gaz kullanıldığı için büyük ölçüde ısınma sorunu çözüldü. Yurtlarda olsun, lojmanda olsun, binalarda olsun. Gayet güzel. Hemen hemen birkaç merkezimiz var. Oradan ayarlandığı için özellikle başlangıçta ilk ısınma günlerinde ikinci öğretimde bir iki sorun oldu geçen sene. Ama bu sene tedbirini aldık. İnşallah hiçbir binamızda
bu sene ısınma problemi yaşanmayacak. Zaten biz dolaşıyoruz. Yemekhaneleri dolaşıyoruz, fiyatlara bakıyoruz, ısınıyor mu diye bakıyoruz. Veya yardımcılarımız, arkadaşlarımız değişik bilimlerde sık sık dolaşıyorlar. Kendimiz gözlem yapıyoruz ve gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz. Umarım daha az şikayet olacaktır. Olursa da anında müdahale edip ısınma probleminin hiç yaşanmayacağı bir durum sağlamaya çalışacağız. Ben şöyle düşünüyorum. Bu yıl 10 bin öğrenci geldi, 10 bin veli. Bunun %33'ü diyelim Sivas'tan, yaklaşık 7 bini dışarıdan. 7 bin tane aile, acaba benim çocuğum Sivas'ta üşüyecek mi? Sınıfta üşüyecek mi? Kaldığı yerde üşüyecek mi? Anne ciğeri, baba ciğeri hocam kolay değil o kadar. Yani evet. Demek ki bu hususta da onların endişe etmelerine gerek yok. Kesinlikle. Suyumuz nasıl hocam üniversitede? Suyumuzu artık belediyeden alıyoruz. Evet. Belediye oldukça geniş bir imkan sundu. Normalde 7 litre saniye üniversiteye yetiyorken biz 50 litre saniye alıyoruz. Belki litre saniye yanlış söylüyorlar ama ihtiyaç olanın 4-5 litre fazlasını alıyoruz. Ha. Böyle bir kapasite sunuyor. Belediyeye de bu açıdan da teşekkür ediyorum. Yeni birimlerimiz dahil hiçbirinde su sorunumuz yok. Tüm birimlerimizde gayet güzel suyla ilgili tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ben böyle ayrıca arıtmamız da var. Su arıtma biliyorsunuz birimimiz de var. Orada da devamlı kontroller yapılıyor. Dolayısıyla gerek sağlık yönünden, gerekse miktar yönünden herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi yine velilerimiz sanki şöyle bana soru soruyorlar. Bu hastalık, sağlık her zaman olan bir şey, bir hastalık. Yani bizim bir öğrencimiz derste rahatsızlandığı zaman ne yapıyor hocam? Yani kaderine mi terk ediliyor? Yok, sağlık kültür dairemize ait orada bir sağlık merkezi var. Kültür merkezimizin karşısında. İlk etapta en kısa sürede oraya gidebiliyor. Daha çabuk. Oradaki doktorlarımız, aile hekimleri onlara yardımcı oluyor. Eğer çok daha komplike, daha büyük çaplı bir problemse hastanede istediği birime başvurabiliyor. Direkt hastaneye de başvurabiliyor. Yani ona bir engel de yok. Yani bu hastanede kampüsün içinde. Evet, bunu da değil mi belirtelim? Abi, 1200 yataklı hastanemiz var. Ambulansımız? Ambulans 112'ye bağlı. 112 evet. Tabii öyle bir sistem var. Evet. Ama şu var, 112, iki tane ambulansı bizim kampüs için hazır tutuyor. Evet. Dolayısıyla arandığında onda da sorun olmuyor. Biz iki tane ambulans aldık, 112'ye hediye ettik. Evet. Yani orada kullanalım diye. Dolayısıyla ambulans acilde bir sorun yok. Zaten Sağlık Müdürlüğü bu konuda gerekli tedbirleri fazlasıyla almış. Çok şükür bir sorun yaşanmıyor. Ama tekrar söylüyorum, sağlık yönünden çok acil durumlar olduğunda da hastanemizden, acil biriminden binalara dahi sağlık personelimizi çağırdığımız ve onlara ihtiyaç duyduğumuzda getirdiğimiz olabilir. Yani üniversite olmanın bir şansı. Tabii, tabii. Yani tıp fakültemiz var, diş hekimliği fakültemiz kesinlikle var, hemşirelik, sağlık bilimleri okulunda hemşirelik, ebelik bölümümüz var. Evet. Bunlar her zaman bu öğrencilerimizin tabii hizmetinde. Kampüs. O zaman sağlık konusunda da bir şey demeyeceğiz. Yok. Bakınız hep böyle yemeğimizi ayarladık, kalacağımız yeri ayarladık. Peki hocam kültür yönünden üniversite ne yapıyor bu öğrencilere yönelik? Bir kültür merkezimiz var mı? Evet. Ayrıca evet hocam buyurun. Şimdi bir kültür merkezimiz var. 480 kişilik kapasitesi evet olan salonu, ana salonu. Ve yanında da 200 ve 2 tane 200, bir tane 100 kişilik salonu olan bir kültür merkezimiz var. Onun dışında amfimiz var. Amfimiz de hem sınav hem de etkinlikler için kullanılıyor. Amfilerimizde 4-5 tane salon var. Bu imkanların dışında her fakültenin de kendi etkinlik için kullanacağı salonlar. Bir tanesini söyleyeyim. Mesela İlahiyat Fakültemiz yeni açıldı. Uygulama merkezi binası var. Onun en üst katında da gene 450 kişilik bir salonu var. Öğrencilerimiz her türlü bilimsel, sanatsal, kültürel etkinlikleri düzenleyebiliyor. Onlara talepte bulundukları zaman kulüpleri aracıyla özellikle salon tahsis ediyoruz. Eğer çok sıkışma olursa başka gün öneriyoruz, başka saat öneriyoruz. Üniversitede geçen sene 380 tane etkinlik. Bu yılda eğitim öğretim bittiği döneme kadar 300'e yakın miktarda etkinlik olmuş. Şimdi bu etkinlikler içinde konserden konuşmaya kadar, panelden çalıştaya kadar, konferansa kadar her şey var. Dolayısıyla öğrencilerimiz ilgi duyduğu bir alanda, dinlemek istediği bir konuda
Eğer takip eder ve katılım sağlarsa buna imkan sunuluyor. Ama ben şunu önermek istiyorum. Özellikle öğrencilerimiz sadece bunlara katılmasın. Her şey derste öğrenilmiyor. Ders dışı faaliyetler inanın dersi de olumlu etkiliyor. Öğrencimizin gidip bir arkadaşlarla bir ortamda oturması, çay içmesi, sohbeti nasıl eğitime katkı sağlıyorsa, o da bir eğitimin parçasıysa, bunların bu yaşadıkları, bulundukları, soludukları, 4 yıl en az zamanlarını, senelerini geçirdikleri şehri de iyi tanımalarını istiyorum ben. Ve danışmanlarımıza, hocalarımıza da bu konuda öğütte bulunduk. Mutlaka dedik, şehirle ilgili öğrencilerimize tanıtım yapın, bilgi verin. Biraz önce siz de söylediniz. Şehrimiz Sultanlar Şehri, Cumhuriyet Şehri, Selçuklu Şehri, Osmanlı Şehri. Buradaki tarih eserleri görsünler, buradaki kültürü tanısınlar. Yani Sivas'a gelip 4 sene kalıp da Şems-i Sivasi, Şemsettin Sivasi, Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Ruhsati'yi, Aşık Veysel'i tanımadan, onunla ilgili bir şey öğrenmeden gitmelerini istemiyoruz. Öğrendiklerinde zaten Sivas'a aşık olarak giderler. Siz bu konuları benden daha iyi biliyorsunuz hocam. İnşallah öyle olur diye düşünüyorum. Yani Sivas'ı ola ki kazara tercih eden, belki sonuncu tercih eden, buraya gelip gelmeme hususunda tereddüt geçiren, acaba gitsem mi, gitsem mi diyenlere, diyen velilerimize ben buradan sesleniyorum. Sivas güzel bir yer. Sivas'ın insanı güzel, üniversitesi güzel, her şeyi güzel. Paşa bahçesi güzel, köftesi güzel, katmeri güzel, çöreği güzel. O kadar şeyleri güzel ki. İnsanı, yani biz insanı güzel. İnsanı güzel. Biz artık bunlarla anılmak istiyoruz. Bizim şehrimize gelen her öğrenci başımızın üzerinde bir misafirdir. Hele ben zaten derslerimde onları kendi evlatlarımdan daha çok seviyorum. Benim de yaklaşık hocam 800'ün üzerinde öğrencim var. Ben derslerde haşır neşir olmayı, idarecilik olmayınca rahat rahat derslere de giriyoruz. Onlar da pırıl pırıl, onlara Sivas'ı tanıtmak, Sivas'ın güzelliklerini tanıtmak bizim boynumuzun borcu. Ben tabii burada esnaf kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten üniversitenin bu 47 bin, hadi 4 binini 5 bin çıkarım. Nereden bakarsanız bakının şehir merkezinde 40 bin öğrenci var. Yani 40 bin öğrenci çok önemli bir şey. Onlara evlatlarınız gibi zaten muamele ediyorsunuz. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Onların hepsi gerekli indirimi gösteriyorsunuz. Babacan, çünkü sizin de evlatlarınız var. Sizin de evlatlarınız başka yerlerde okuyor. Siz onları kendi evlatlarınızın yerine sevin. Onlara zaten seviyorsunuz da ben diyorum ki biraz daha sevin. Onları onlara yardımcı olun. Çünkü onlar gariptir bana göre. Yani onlar anne ocağından, baba ocağından, kimisi daha ilk kez gurbete çıkmıştır. Hocam sene 72'de Erzurum'a gittiğim zaman ilk bir hafta geçmedi biliyor musunuz? Ve ağlıyordum. Onlar da öyle. Onlar yardıma muhtaç. Biz derslerde, okulda, üniversitede, o kampüsün içinde gerekli yardımı yapıyoruz. Siz de esirgemiyorsunuz zaten. Evet hocam, hep normal öğrencilerimiz hakkında konuştuk. Biliyorsunuz hayatın bir gerçeği. Engelli öğrencilerimiz de var. Var mı hocam üniversitede var engelli öğrencimiz? Geçen sene, bu seneki kayıtlardaki tam tespit edemedik. 50'ye yakın öğrencimiz var. Bunlara hepsine engelli araç verilmiş durumda. Belediyemiz olsun, valilik olsun, yurt dışındaki bazı kuruluşlar olsun, bunları temin etmiş durumda. Ve sadece tabii araç değil, öğrencilerimiz için de, kampüs için de bazı kolaylıklar sağlamayı planladık. Örneğin hemen hemen binalarımızın hepsinde asansör. Özel asansör evet, var. Engellilerin kullanacağı kartla geliyor, evet. Asansör kullanıyor. Ve şu anda bitmek üzere çoğunda da, olmayanlarda. Engelliler için lavabolarımız, tuvaletlerimiz her katta, inşaatları eğitim öğretim başlamadan önce başladı. Edebiyat ve Mühendislik Fakültesi'nde bitmedi henüz, onlar da bitecek. Dolayısıyla onları da kolay yaşayacakları, eğitim öğretimlerini aksatmayacakları bir süreçte eğitim öğretim görsünler diye tedbir almaya çalışıyoruz. Benim bir öğrencim mesela şu anda yüksek lisans yapıyor, biliyor musunuz hocam? Yani azmin sonu yoktur. Edebiyat Fakültesi. Edebiyat Fakültesi. Asansörümüz var, biliyorsunuz. Asansörümüz var, onunla çıkıp evet, geliyor ve şu anda yüksek lisans yapıyor. Hayata küsmemiş ve sürekli kendisini yeniliyor ve tırnaklarıyla bir şey yapmaya çalışıyor.
Tabii ben hepsini tebrik ediyorum. Ben de tebrik Biz de üniversite olarak onlara yardımcı olduğumuzu bildirelim. Yani onların asansörü var. O düz birinci kata, giriş zemin katına geldiği zaman asansörüne binip çıkıyor. Hocam, öğrenci buradan mezun olacak, gidecek. Sivas'ı tanıyacak mı, tanımayacak mı? Siz bu yıl yeni gelen öğrencilerin Sivas'ı tanıması için neler planlıyorsunuz hocam? Şimdi planladıklarımız bir kısmını geçen sene de uyguladık. Neler özellikle, yaptık hocam? Evet, özellikle ders programlarına şehir ve kültür diye bir ders koymaya çalışıyoruz. Bazı bilimleri yerleştirdik. İşte Mimarlık Fakültesi'nde ve birkaç yerde. Bu derslerde ne yapılacak hocam? Yaşadıkları şehri, kültürünü biraz önce söylediğim örneklerle tanımalarını istiyoruz. Yani insan buradan gittikten sonra Sivas'ın bir elçisi olabilecek konumda olsunlar istiyoruz. Bir takım bilgileri edinmezse, bir takım değerleri, özellikleri tanımazsa, onların farkına varmazsa, onları da ne başkasının anlatabilir ne de benimseyebilir. Dolayısıyla önce ders programlarımızda böyle bir uygulama yapmak dedik. Hatta ilginç bir örnek de vereyim. Mimarlık Fakültemiz pazartesi günü, ayın 15'inde derslerin başladığı gün, bu dersle ilgili olarak öğrencilerimize Sayın Belediye Başkanımız Sami Aydın'la İl Kültür Müdürümüz Kadir Pürlü Bey'i davet ettiler. Onlarla söyleşi yaptırdılar. Çok güzel. Böyle başladılar. Hem ilgileri hem merakları giderilmiş oluyor. Şimdi tanıtım için sizin de güzel bir projeniz var. Kendiniz açıklayacaksınız umuyorum. Öğrencilerimizin danışmanlar aracılığıyla taleplerini karşılama, şehirle ilgili merak ettikleri, hatta gezi organizasyonları dahil onlara cevap vermeye çalışacağız. Birincisi bu. Ama genel hedefler çerçevesinde, tabii bunlar da karşılanacak, kaliteli eğitim, nitelikli eğitim, bizim temel hedefimiz bu zaten. Araştıran, sorgulayan, üreten, ürettiğini kullanan öğrencileri yetiştirmek için laboratuvardan tutun, ders programlarının içeriğine kadar bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Nitelikli insan yetiştirirsek tercih edilen bir üniversite olmamız da kolay olur. Ve biliyorsunuz 2023 hedeflerimiz var. Üniversitelerde bu 2023 hedeflerine ulaşmak için öncülük etmek konumundalar. Biz de bu hedefe ulaşmada, 2023 hedefine ulaşmada öncülük edecek bir seviyeye gelmek için kaliteli, nitelikli öğrenci yetiştirmeden ders programlarına kadar, ders materyalinden şehrin kültürünü tanımaya kadar birçok şeyi birlikte planlayıp uygulamak istiyoruz. Üniversitede Türkiye'de olmayan bazı merkezlerin olduğunu biliyorum. Mesela nanoteknoloji merkezi vesaire gibi. Yazılım mühendisliği, optik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, bunlar bizde var hepsi. Var. Laboratuvarlarımızın durumu nasıl hocam? Yani öğrencilerimize ve de bilim adamlarına yönelik. Şöyle daha söyleyeyim. Çok öğrencilere yönelik hocam. Şöyle söyleyeyim hocam. Her fakültenin bir kere mesela mühendisliğin, teknolojinin, mimarlığın kendi laboratuvarları var. Fen Fakültesi'nin bunları var. Ama daha da önemlisi, biz bölgede en büyük laboratuvarı şu anda hizmete açmaya hazırız. Teslim aldık, binamız bitti. 10.400 metrekarelik bir ileri teknoloji araştırma merkezimiz var. Kısa adıyla ARGE diyoruz. Bu araştırma merkezinde 3 tip araştırma yapılacak. Tıpla ilgili kanser araştırmaları, yenilenebilir enerji araştırmaları, işte rüzgar enerjisi, su enerjisi, güneş enerjisi gibi ve üçüncüsü de mühendislik araştırmaları. Bunların hepsi bu ARGE dediğimiz ileri araştırma teknoloji binasında hizmete hazır halde. Donanımları, makineleri, cihazları geliyor ve bunlara ilave çok önemli bir şey. Sivas'ın bir optik merkezi, optik şehri olabilmesi için de çalışmalarımız var. Bu ARGE binasında Aselsan'la bir anlaşmamız var. Onlar da oraya konuşlanacak. Ayrıca ARGE binamızın yanına Aselsan bir optik ARGE binası yapacak. Bir fabrika kuruyor şehre. Biz de buna paralel optik mühendisliği programı açtık. Yani görüyorsunuz optik merkezi, optik mühendisliği, optik ARGE'si. Sivas, Aselsan'ın bir optik üretme şehri haline de gelecek. Bunlar da bir ilk. Evet, araştırmalarımız ve çalışmalarımız bu yönde çalışmaları da kapsıyor. Peki hocam, yani öğrenci geldi buraya, bunlara eğitim verecek hocamız, bunların bazı hizmetlerini görecek personelimiz ne durumda hocam? Personelimiz şöyle,
Tabii önce teknik personel gerekiyor. Evet. Teknik personel açısından şu anda biraz eksiğimiz var. Evet. Devlet Personel Dairesi'ne bunu talebimizi ilettik. Onlar da ilgileniyorlar. Sağ olsun daire başkanı Sayın Mehmet Ali Kumuzoğlu'yla da telefonda da görüşüyoruz, yazıda iletiyoruz. Bu personelimizi kısa sürede tamamlamayı umuyoruz. Onlar da geldiğinde inşallah yeni ARGE binamızla beraber eleman eksiğimiz tamamlanacak. Güvenlik yönünden de güvenlik personelimiz oraya da gerekiyor. 6 tane de oraya gerekiyor. Dolayısıyla yeni planlamayla yeni açılan birimlerimize en kısa sürede eksik olan personeli de tamamlayıp güzel bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu arada sevindirici ilçelerde özellikle sevindirici hususlar oluyor. Sivaslılar üniversiteye sahip çıkıyor biliyorsunuz hocam. Evet. İşte Hafik'te, Zara'da yeni binalar yapılıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani Sivaslı hemşehrilerimizin nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Doğru söylüyorsun. Hocam? Öncelikle gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Zara'dan başlayarak Hafik'e kadar, Şarkışla'dan birçok yere kadar iş adamlarımız, Sivaslı olsun, Sivas dışında yaşayan hemşehrilerimiz olsun, hepsi katkı sağlıyorlar. Sonuncusu Hafik'te işte Orhan Örnek Bey'in açtığı binamız var. Nurettin Koçak Bey'in yaptırdığı çok güzel bir yurt var. İnanın merkezde bile o güzellikte yok, göreceksiniz. Zara'da Veysel Dursun Bey'in ve rahmetli Ahmet Karabal'ın binaları var. Saymakla bitmez. Bir tane de şehirde, merkezde şu anda bitmek üzere olan Ahmet Ünal Bey'in refakatçi oteli var. Onu da kısa sürede teslim alacağımızı umuyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve başkalarına da bu yapımların örnek olmasını ve bu tür bağışların, bu tür hizmetlerin artmasını diliyorum. Çünkü atları da yaşıyor. Yani öğrencilerimiz bu kadar sayıda, 47.806 öğrenci şu anda mesela. Evet. Bu kadar öğrenci bu insanları adıyla yad ediyor. Su şehrinde bakmaya yaptı mesela. O onun gibi, diğerleri gibi. Hepsi bu isimleri yad ediyor, hayır dua ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve bundan örnek olması, artarak devam etmesini diliyorum. Tabii ben de aynı duygulara katılıyorum. Buradan hayırsever iş adamlarımıza sesleniyorum. Önce yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ama bu hayırlarına devam etsinler. Çünkü eğitime harcanan para boşa gitmiyor. Orada kendi yavruları da dahil, yavrularımız okuyacak. Bu vatana, millete yararlı evlatlar olacak. Biz de onlara öncülük edeceğiz. Sivaslımız üniversitesine sahip çıkıyor. Ve benim bu hususta şehirle üniversite birliği açısından sevindirici işler yapıldığına da inanıyorum. Bakınız ben de üniversitede öğretim üyesiyim. Şehirdeyim. Şehirde esnafımla sohbet ediyorum. Bakınız burada Kanal 58'de program yapıyorum. Bütün bunlar güzel şeyler. Ben bunların devam edeceğini umuyorum. Değil mi hocam? Yani evet, böyle birleşmemiz ayrı ayrı şey değil de iç içe yaşayan. Yani üniversite olarak bakınız hastaneyle hizmetinizde, İlahiyat Fakültesi her zaman dini yönden hizmette. Yani siz ne diyeceksiniz hocam? Buyurun sizin düşüncelerinizi alayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Üniversiteyle şehir pek kopuk değil. Belki coğrafi olarak, mesafe olarak uzak görülebilir. 5 kilometre, 7 kilometre açısından ama inanın birbirimizden kopma bu mümkün değil. Evet. Ette kemik gibiyiz. Personelimizin inanın 5000'e yakın personeli üniversitede çalışıyor. Evet. Bunların 1667'si akademik, 1600 küsürü idari personel, işçilerimiz var. 5000 sayı düşünün. Orada çalışıyorlar, oraya hizmet ediyorlar. Üniversite şehirde olabildiği kadar imkan sağlamaya, ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor. Zaten bizim hedeflerimizden biri de üniversite, sanayi, toplum, işbirliği ve bütünleşmesi. Bununla ilgili de özel çabalarımız var. MÜSİAD'dan Ticaret Sanayi Odası'na kadar, belediyeye kadar her kurumla işbirliğimiz var. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ve belediye ile ortak bir proje yaptık. Evet. Bir işbirliği yaptık. Devamında belediye ile otobüs şoförlerine, onlara kurslar vererek şikayetlerin azalmasına yönelik çabalarımız var. Saymakla bitmez. Dolayısıyla biz öyle bir ayrı gayrilik hissetmiyoruz. Kimsenin de hissetmemesini diliyorum. Çünkü eğer insan bir şeye niyet ederse fırsat gelmekte gecikmez. Biz ayrı gayri olmamayı, olmadığımızı hep niyet ediyoruz ve bunu diliyoruz. Evet. Böyle de görmek ve uygulamak hocam, istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vakit o kadar çabuk geçti ki sanki yeni başlamış gibiyim.
Genelde yeni gelen öğrencilerimizin velilerine çok güzel mesajlar verdik. Lütfettiniz, bu kadar işiniz arasında, bu kadar yoğunluğunuz arasında stüdyomuzu şereflendirdiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Şunu söylemek istiyorum. Özellikle öğrencilerimiz, belki yeni gelenler, başlangıçta uyum problemi yaşayabilir. Bu çok doğaldır. Nereye gitseler aynı şey olur. İngiltere'de de olur, Amerika'da da olur, İstanbul'da da olur, Sivas'ta da olur. Bunu problem olarak görmemeleri. Her karşılayacakları problemde gerek ben, gerekse yardımcılarım, gerekse öğretim elemanlarımız, bölüm başkanları, danışmanları, dekanları her zaman kapımız açık. Çekinmeden bize ulaşmalarını diliyorum. Ve bunun dışında da inşallah problemsiz, başarılı bir eğitim hayatı geçirirler. Bunu diliyorum. Bize de ekranlarında sıkılmadan misafir eden, dinleyen tüm Sivaslı hemşehrilerimize, Sivas'ta, İstanbul'da, nerede olursa olsun sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. İstanbul'da tanıtım günlerine gittiğimizde hocam, orada birçok Sivaslı aile geliyor, hasret gideriyoruz. Bu sene 3. yılı siz de oradaydınız, evet. Görüyorsunuz. Her yerde birbirimizi buluyoruz. Dolayısıyla buradan tüm tanıyanlara, tanımayanlara da muhabbetlerimizi, selam sevgilerimizi gönderiyorum. Bize de her zaman desteklerini eksik etmemeni diliyorum. Size de bu güzel programımızın hayırla devam etmesi, başarıları vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet sevgili seyircilerim, özellikle de evlatlarını Cumhuriyet Üniversitesi'ne, Sivas'a gönderen sevgili veliler. Bir saate yakındır Sivas'ı anlattık. Üniversitemizi anlattık. İmkanlarımızı anlattık. Sivas'ımızın güzel insanını anlattık. İnsanlarımızı anlattık, et ekmeğimizi anlattık, köftemizi anlattık, paşa bahçemizi anlattık. Daha anlatmadığımız çok şeyler var. Siz merak etmeyin, öğrencilerinizi merak etmeyin. Onlar emin ellerde. Cumhuriyetin kurulduğu, temellerinin yükseldiği Sultan Şehrin misafiri onlar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın iç içe olduğu tarihi bir dokunun içindeler. Evet soğuk olabilir ama insanı mert, insanı cana yakın, insanı sevecen. Ben de Sivaslıyım, ben de üniversitede hocayım. Onların hepsi bizim evlatlarımız. Korkmayın, biz en az sizin kadar diyemiyorum. En az sizin kadar sahip çıkıyoruz. Hiç gözünüz arkada olmasın. Sivas ve üniversitemiz gerçekten onlar için çok önemli bir kazanç olacak. Sevgili seyircilerim, arada bir programının sonuna geldik. Vakit çok çabuk geçti. Devam edeceğiz bu programa ama ismini özellikle arada bir koyduk. Haftanın belirli bir gününe koymadık. Sizler merak edesiniz. Acaba Recep Hoca hangi gün hangi sürpriz konukla karşımıza çıkacak diye merak ediniz. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Selam ve saygılarım efendim.